Evet, afiyet olsun. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri dergâh-ı izzetinde kabul etsin. Değerli işçi kardeşlerim, Ramazan rahmet ve bereket ayı. Bu iftar ayrıca daha da bereketli. Çünkü bu iftarı rahmet altında beraber açtık. Bu alan, bu gördüğümüz alan 76,5 milyon metrekare. Dünyanın en büyük havalimanından 3 kat daha büyük arazisi. Nerede? İstanbul'da. İstanbul'un kuzeyinde. Eskiden buralar kömür ocaklarıydı. Ağaçlı kömürleri, tezek gibi kömürlerin çıkarıldığı, Türkiye'de, İstanbul'da doğalgaz olmadığı zaman İstanbul'un kışlık yakıtı ya odun ya da ağaçlı kömürüydü. İşte şimdi doğalgaz Türkiye'nin her tarafında var, İstanbul'da da var. Buralar, bu kömür ocakları rehabilite ediliyor, düzeltiliyor. İçerisindeki oluşan gölcükler temizleniyor, düzenleniyor. Kayalarla, betonlarla zemin sağlamlaştırılıyor ve adeta delik deşik olmuş, örselenmiş bu topraklar dünyanın en büyük, en modern havalimanı için hazır hale getiriliyor. Kim yapıyor? Sizler yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Milletim adına sizlere teşekkür ediyorum. Değerli içi kardeşlerim, Türkiye bir yandan terörle amansız mücadele ederken, siz burada 25 bin vatan evladı, bu eseri en kısa zamanda yetiştirmek için gece gündüz, yağmur demeden, çamur demeden, kış kıyamet demeden çalışırken, aynı anda da sizin kardeşleriniz Mehmetçikler doğuda, güneydoğuda teröristlere göz açtırmıyorlar. Onlar da ülkemizin bağımsızlığı için, ülkemize namahrem eli değmemesi için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Dün iftarda Diyarbakır'daydık. Diyarbakır'da askerimizle, polisimizle beraber olduk. Ve gece yarısından sonra da Lice'ye geçtik. Lice'de 10 bin Mehmetçik, polis, jandarma gece operasyondaydı. Operasyon yapan bu askerlerimizle, polislerimizle beraber olduk. Onlarla da sahuru yaptık. Bugün de buradayız. Yağmur altında rahmetle bereket ayı Ramazan'ımızın iftarını birlikte gerçekleştiriyoruz. İki şey aynı anda oluyor. Bir yandan ülkemizin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, kardeşliğimize kastedenlere karşı amansız mücadele ederken, diğer yandan da Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak dünyanın en büyüğünün daha büyük havalimanını da Türkiye'de yapıyoruz, İstanbul'da yapıyoruz. Türkiye'ye de yakışan bu, milletimize de yakışan bu. Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bu hava meydanını biz yapıyoruz ya,
kıskananlar var. Kıskanma kardeşim. Biraz daha fazla çalı senin de olsun. İster kıskansınlar, ister kıskanmasınlar. İşte görüyorsunuz arkamızda dünyanın en büyük eseri yükseliyor. Bu eser Türk milletinin azmini, gücünü, kararlılığını ve geniş vizyonunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 yıl boyunca memleketin her köşesine dev eserler yaptık arkadaşlar. Dev eserler. Buraya gelirken karayoluyla geldim. Tuzla'dan girdik. 3 gidiş, 3 geliş. Otoyol. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bir dünya harikası. Projesiyle, özellikleriyle. Ve havalimanı. Şimdi buradan hızlı tren ta Ankara'ya kadar gidecek. Metro İstanbul'un göbeğine kadar gidecek. Buradan da Edirne'ye, Edirne'den Avrupa'ya. Diğer yandan Kars, Tiflis, Bakü demiryolu da bağlanınca Çin'den Londra'ya kadar kesintisiz tarihi İpek yolunu hayata geçirmiş oluyoruz. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bütün bunlar Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünü gösteriyor değerli kardeşlerim. Niye Türkiye ile uğraşıyorlar? Bunun arkasındaki sebebi düşünmenizi istiyorum. İstiyorlar ki Türkiye başa güreşmesin. Türkiye kendi geleceğini, büyük projeleri gerçekleştirmesin. Hatırlayın, Gezi olaylarında buranın yapılmaması için İstanbul'u birbirine katmadılar mı? Türkiye'nin her tarafında kargaşa çıkarmadılar mı? Ne dediler o zaman? Havalimanını yapmayın, köprüyü yapmayın, yolları yapmayın, tünelleri yapmayın. Bu ne demektir? Vatandaşımıza iş olmasın, aş olmasın, memleketimiz ileri gitmesin. Sürekli sorunlarla uğraşsın dursun. Türkiye buna layık mı? Elbette layık değil. Evelallah, kim ne derse desin, 80 milyon vatandaşımızın hedefini, vizyonunu, gelecek umutlarını, hayallerini gerçeğe döndürmek bizim için en önemli görevdir. Bugün bu görevi yapmak için buradayız. Değerli kardeşlerim, yağmur altında güzel bir iftar yaptık. İşte bu da Türkiye'nin, Türk insanının, Türk işçisinin emeği, kararlılığı ve ülkesine olan sevgisinin en güzel ifadesidir. Sizler için ne yapsak azdır. Amacımız değerli kardeşlerim ekmeği büyütmek. Bu havalimanı 200 milyon yolcuya çıkacak. İlk etapta 90 milyon. Bu ne demektir? Dünyanın doğusundan da, batısından da, kuzeyinden de, güneyinden de gelenler burada buluşacak. Burası bir buluşma, bir vedalaşma merkezi haline gelecek. İstanbul havacılıkta dünyanın merkezi oluyor. Bakın son 15 yılda hava yolu halkın yolu haline geldi. Allah'a şükür. Türkiye ortalama büyümesi
6 civarında olduğu halde her yıl havacılık Türkiye'de 2002'den beri %15 büyüdü. 3 kat. Onun için iç ve dış hatlarda toplam 33 milyon yolcu taşınırken bugün bu sayı 200 milyona yaklaştı. Dolayısıyla Türkiye havacılığa baktığımız zaman Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin dünya havacılık sektöründen aldığı pay %0.5'ın altındaydı. Şimdi bu oran %2'ye yaklaşmış durumda. Bu da gösteriyor ki Türkiye dünya havacılığının merkezi olmayı hak ediyor. Bu bir vizyon işidir, vizyon. Geleceği göreceksin, ona göre de proje yapacaksın. Biz gördük bu gerçeği. Bu kararı verirken bize maalesef acımasızca saldırdılar. Ne dediler? Efendim, Türkiye niye dünyanın en büyük havalimanını yapıyor? Başka işimiz yok mu? Bu kadar büyük projelere ne gerek var? Bizim elden aşağı neyimiz var kardeşim? Biz imparatorluk geleneğinden geliyoruz. Çok değil, daha 100 sene önce dünyanın bir numaralı ülkesiydik. Bir numaralı milletiydik. Onun için ülkemize, milletimize güvenimizi asla kaybetmeyeceğiz. Geçmişimiz bizim şanımızdır, şerefimizdir. Geçmişten aldığımız tecrübeyi geleceğe taşıyacak. Gençlerimize daha güzel bir ülke emanet edeceğiz. Onların dağa çıkıp terörde, genç yaşta yok olmaları değil, bu ülkenin kalkınması için dünyanın parmakla sayılı ülkeleri arasına girmesi için bu eserleri yapıyoruz. Türkiye'nin itibarına 15 yıl içinde itibar kattık. Bugün bölgede ve dünyada sözü dinlenen, kararları dikkate alınan bir Türkiye var. Bu hepimizin gururu. Bu gururu birlikte sahip çıkmamız lazım. Değerli kardeşlerim, yağmur altında fazla tutmak istemiyorum. Şunu bilmenizi isterim. Bakın, bu sene, geçen sene bir darbe geldi. O darbeyi milletçe bir olduk, beraber olduk, meydanlara indik, darbecilere darbeyi vurduk. Şimdi hesabını veriyorlar. Verecekler. Bundan da rahatsız olanlar var. Varsın olsun. Bu ülkenin bayrağını indirmeye çalışanlar, bu ülkenin ezanlarını, selalarını dindirmeye çalışanlara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Onun için değerli kardeşlerim, hepimize 2017, dünyada kriz var. Türkiye 2017'nin ilk 4 ayında %5 büyümeyi gerçekleştirdi. Bizden daha fazla büyümesi olan iki ülke var. Çin ve Hindistan. Dünyada 3. sırada geliyoruz. Türkiye'yi sağa sola başka ülkelere şikayet etmek için yollara düşenler, Türkiye'de yaşanan gerçeği de görsünler. Dünya alkışlıyor. Türkiye %5 büyüyor diyor. Türkiye'nin
ihracatı artıyor diyor. Türkiye dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. En uzun tünellerini yapıyor. En geniş köprülerini yapıyor diye kıskananlar bir yanda da Türkiye'yi başkalarına şikayet eden siyasetçiler var. Ben takdiri milletime bırakıyorum. Aziz milletimiz her şeyi görüyor. Hiç merak etmeyin. Yarınımız bugünden daha güzel olacak. Allah razı olsun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sözlerimi burada tamamlarken sevgili kardeşlerim, sizin akıl terinizde, alın terinizde gerçekleştirilen bu muazzam eser gelecek kuşaklar için bir gurur kaynağı olacak. Günler geçecek, yıllar geçecek, buradan geçerken diyeceksiniz ki bu havalimanını yaparken ben de vardım, ben de çalıştım. Bu gururu çocuklarınıza anlatacaksınız, torunlarınıza anlatacaksınız. Bundan daha büyük gurur olmaz. Bundan daha güzel bir iş olmaz. Hepinizden Allah razı olsun. Yüklenici firmaya, müteahhitlerimize, İGA grubuna teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, ayrıca Ulaştırma Bakanımız ve bütün ekibine de bu proje için Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramın ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, sıhhat içerisinde geçirmenizi Mevlam'dan niyaz ediyorum. İnşallah ülkemiz ve bölgemiz bu sorunlardan da kurtulacak. Ülkemizin başını ağrıtan bu terör belası da kararlı duruşumuz, etkin mücadelemizle sonlanacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır. Buna adım kadar inanıyorum ve bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun değerli kardeşlerim.